Eğer bir gökdelen inşa etmeniz gerekseydi bunu seçmezdiniz. Zorluklara bir göz atın. Tayfun rüzgarlarına direnmeli. Katı bir teslim tarihine yetişmeli. Ayrıca hiçbir gökdelenin ulaşamadığı bir amaca ulaşmalı. Elektriğinin tamamını kendisi üretmeli. Bu mekanik mühendisleri için kutsal hazinedir. Çin'in güney ucunda Pearl Nehri'nin yanında Gansu şehri uzanıyor. 1000 yıl önce burası uluslararası bir merkezdi. Doğuyla batıyı birbirine bağlayan Deniz İpek Yolu'nun önemli bir limanıydı. Şimdi tüm dünya buraya geri dönüyor. Gansu sıradaki Asya Olimpiyatlarının yuvası olacak. Bu büyük olay yaklaşırken şehir milyarlarca dolar değerinde bir bakımdan geçiyor. Gansu'nun merkezi iş merkezi bölgesinde yükselen düzinelerce bina var. Ama hiçbiri Pearl Nehri Kulesi'ne benzemiyor. Tamamlandığında 71 katlı bir bina olacak ve dünyanın en yüksek binaları arasına girecek. Bu boyutlardaki bir binanın tüketiciğinden %60 daha az enerji tüketecek. Ayrıca kendi enerjisini üretmek için rüzgarın ve güneşin gücünü toplayacak. Burada doğa hem müttefik hem de düşman. Tayfunlar her yaz şaşmaz bir şekilde Güney Çin'i kasıp kavuruyor. Büyük bir fay hattı Gansu yakınlarından geçiyor. Mühendisler sadece doğanın güçlerini toplamakla kalmayıp aynı zamanda onlara direnen bir kule inşa etmeli. Şu anda 1000 işçi inşaatı programlanan zamana yetiştirmek için çalışıyor. İnşaat sahasının öbür ucunda baş mühendis Dr. Sui Shaoqing radikal bir proje planını betondan bir gerçeğe dönüştürüyor. Üzerimde muazzam bir baskı var. Doğrusunu söylemek gerekirse buraya geldiğimden beri saçlarım ağardı. 45. katta 8 tonluk çelik kirişleri yerleştiriyorlar. Depremlere daha dayanıklı olması için tüm binayı kaynaklamak yerine binlerce aşırı güçlü somun ve cıvata kullanarak inşa ediyorlar. Sadece somun ve cıvata kullanmanın getirdiği zorluk son derece hassas olunmasını gerektirmesidir. Kaynakla birleştirilen eklem yerlerinde biraz hata payınız olur. Ama sadece somun ve cıvata kullanırken hata payını birkaç milimetreyle sınırlandırmak zorunda kalıyoruz. Aksi takdirde tüm çelik yapıda büyük kusurlar olur. İnşaat sahasındaki kusursuz montaja buradaki kusursuz imalat ayna tutuyor. Burası Jiangsu eyaletindeki Huning Çelik Fabrikası. Fabrika Pearl Nehri Kulesi'nin inşaatı için 18 binden fazla çelik parça imal edecek. 2 yıldan uzun süre içinde bu fabrika 29 bin ton çelik üretmiş olacak. Bu da yaklaşık 3 Eyfel Kulesi inşa etmeye yetecek kadar çelik demek. Parçaları seri üretime geçmeden önce her prototipi kırılma noktasına kadar zorluyorlar. Bir bilgisayar uygulanan kuvveti ve çeliğin izafi gücünü kaydediyor. Parçaları yapmaya başlamadan önce çeliğin kusursuz bir şekilde dümdüz edilmesi gerekiyor. İri kirişleri üzerlerindeki belli noktalara hassas bir oranlamayla basınç uygulayarak büküyorlar. Ultrason makinesi kullanarak her kaynak yerini test ediyorlar. Bu kulenin iskeletini tamamlamak için toplam 820 bin cıvata deliği açacaklar.
Bu makine aynı anda 5 bağlantı plakasında delik açabiliyor ve her plakada doğru noktayı delmeyi başarıyor. Bazı yüzey plakalarında 650'den fazla cıvata deliği bulunuyor. Fabrika, inşaat sahasında çıkacak aksaklıklardan sakınmak için kulenin önemli parçalarını önceden imal ediyor. Çünkü önceden birleştirmek her parçanın kalitesini ve ne kadar doğru yapıldığını ortaya çıkartabilir. Her şey uygunsa parçaları inşaat sahasına naklederiz. Değilse, inşaat sahasında işlerin pürüzsüz ilerlemesini sağlamak için hataları fabrikada onarırız. Günümüzde inşaat ve Çin kelimeleri bir arada anılıyor. Her sene ülke 2 milyar metrekare inşaat yapıyor. Bu da dünyanın yeni binalarının yarısı ediyor. Ama bu müşteri diğerlerinden ayrılan bir bina istiyor. 2005 yazında dünyanın önde gelen mimarlık firmalarına bir yarışma özeti geçiyorlar. Mimar Adrian Smith bir zamanlar Çin'in en büyük binası olan Şangay'daki Jin Mao Kulesi ve şu anda dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burç Halife gibi ikonlar yarattı. Peki bir geri dönüş için ne yapabilir? Özeti okumaya başladığımda geleceğe yönelik, çevreyle uyum içinde olan bir binadan bahsettiklerini gördüm. Ve bu müşteriye sıfır enerji tüketen bir bina sunabileceğimizi düşündüm. Tükettiği kadar enerji üreten aşırı yüksek bir bina. Daha önce kimse böyle bir bina yapmadı. Bu, insanın genellikle mimariyle bağdaştıramadığı bir kavram üzerine kurulu olan radikal bir tasarım. Yüksek performans. Adrian Smith ve meslektaşı Gordon Gill, yüksek performanslı bir bina konusundaki teorilerini pratiğe geçirmek için hevesle bir fırsat bekliyordu. Aerodinamik özelliklerini kullanmak, otomobillerin veya jetlerin tasarımlarına bakmak, bazı şeylerin nasıl yüksek performans sergilediğini görmenize yardımcı oluyor. Tıpkı bir atlet gibi, atletin kaslarının şekillendirildiği gibi performans sergilemek üzere tasarlandı. Rüzgarı bir ağız veya gövdeye nakletmeye çalışacağız. Gövdeyi bir jet veya araba gibi tasarlayabiliriz. Mesela bir Ferrari gibi. İçgüdülerim bana bir beyzbol eldiveni gibi rüzgarı yakalayacak bir şey yapıp bunu maksimum oranda kendi avantajımıza çevirebilecek miyiz görmemizi söylüyordu. Sadece bir hafta sonra Gordon dünyada enerji açısından en etkin süper yüksek binaya dönüşecek olan planı çiziyor. Bunda farklı bir şey olduğunu biliyordum. Bunu biliyordum. Bir anda çıkıverdi ve harikaydı. Muhteşem bir sabahtı ve o sabahı asla unutmayacağım. Geleceğin eskizini çiziyor. Rüzgar altındaki bir yelken gibi kıvrılıyor. Dört delikte elektrik üretmek için birbirine entegre edilmiş türbinler bulunacak. Tüm binayı iki katlı ve yüksek teknolojili özel bir cam kaplıyor. Camların içinde daha fazla elektrik üretmek için güneş panelleri var. Son taslağı Adrian'a gösterdiğimde hatırladığım kadarıyla şöyle dedi. Bir araba koltuğuna benziyor. Ben de evet biraz benziyor dedim. Çin'deki müşteri bu konsepte bayılıyor. Beni en çok etkileyen şey sıfır enerji fikriydi. Bu onlara kontratı kazandıran anahtar unsur oluyor. 4 yıl sonra bu radikal tasarım gerçeğe dönüşüyor. Mühendis Roger Freshet gelişmeyi görmek için düzenli olarak ülkeye geliyor. Proje çok yavaş başlamıştı ama bina yerden yükseldikçe inşaat hızı artıyor. Bu çok heyecan verici. Binaya doğru kıvrılan çeliğin yerleştirildiğini görebiliyorsunuz. Burası aslında üst sıradaki rüzgar türbini yuvalarının alt kısmı, yani başlangıcı. Tüm binanın şeklinin vücut bulmaya başladığını görebiliyorsunuz. Göremediğiniz şey ise buraya kadar gelmek için neler gerektiği. Altında yerin üstünde kapladığı alanın kabaca 3 katı kadar bir zemin kat bulunuyor. 30 metre derinliğe sahip olduğu için Çin'deki en derin zemin katlardan biri sayılıyor. 800 araç alabiliyor. Zemin katın inşaatında birçok zorlukla karşılaştık.
Sadece 10 metre derine indiklerinde ana kayaya gelip çattılar. Zemin katı aşamalar halinde açmak için patlayıcılar ve hava basınçlı sondaj cihazları kullandılar. Yaklaşık 100 olimpik havuzu dolduracak kadar moloz ve toprak çıkarttılar. Kuleyi desteklemek için aralarında daha küçük kolonlar bulunan 4 adet çelikten mega kolon yerleştirdiler ve hepsini yerin 30 metre derinine gömdüler. Bu çelikten iskeletin içinde binanın beton çekirdeği yükseliyor. Bu da tüm inşaatın öncüsü oldu. Dış iskelet 46. kata kadar tamamlandı ve beton çekirdek 53. kata ulaştı. Çekirdeğin üzerine çekirdek duvarını oluşturan kirişleri yerleştiriyorlar. Bu köşe kirişi 53. kattaki çalışma platformuna doğru gidiyor. Yerden 230 metre yüksekte bulunan vinç operatörü, tamamen aşağıdaki çalışma platformunda bulunan ekip arkadaşlarının talimatlarına bel bağlıyor. Dikkatli bir koordinasyonla bu tek parça taşı yerine oturtuyorlar. Vinç, kirişi sabit tutarken, işçiler onu sadece 2 milimetrelik bir hata payıyla yerine yerleştiriyor. Bir tetkik ekibi son ayarları yapıyor. Yerine sabitlendiğinde birinin kirişi vinçten kurtarması gerekiyor. Bu cesur olmayanlara göre bir iş değil. Ama bu deneyimli işçi en tepede mola vermeye bile zaman bulabiliyor. Hearn Nehri'nde çelik yerleştirme çalışması, geleneksel yüksek işçiliği yanında çocuk oyuncağı gibi bırakıyor. Bunun sebebi bütün bu zarif kıvrımlar. Çok sayıdaki kıvrım, çoğu geleneksel binanın düz yüzeyinin aksine bu binanın yüzeyini 3 boyutlu düşünmemizi gerektiriyor. Her parçayı yerleştirmek için çok daha fazla tetkik noktası gerektiren ve çift katmanlı tetkik sistemi adı verilen karmaşık bir sistem kullanıyorlar. İlk başta çevredeki binaların üstlerinde tetkik noktaları oluşturuyorlar. Bunun ardından kulenin çevresinde ve çekirdeğin kenarlarında bir dizi tetkik noktası daha kuruyorlar. Böylece yerleştirdikleri her parçanın boyunu eksiksiz bir şekilde ölçebiliyorlar. Çift katmanlı sistem geleneksel binalarda nadiren kullanılıyor. Ama buradaki mühendisler bu sistem olmadan yaşayamaz. Çeliği konumlandırmak ilk zorluk. Sıradaki zorluksa yapı iskelesi kullanmadan betonu çeliğe çıkartmak. Hearn Nehri Kulesi'nde işçiler mega kolonları inşa etmek için günde 10'ar saatten 2 vardiya halinde çalışıyor. Hidrolik tırmanma iskeleti adı verilen zeki bir cihaz sayesinde burada çalışma 2 kat hızlı ilerliyor. 4 mega kolonun her birine bağlı duran bir tırmanma iskeleti var. İskelet yerden yukarı yapı iskelesi kurmayı gerektirmeden her mega kolona beton dökülmesini sağlıyor. Gu Jiansai, patenti Şangay İnşaat Grubu'na ait olan tırmanma iskeletinden sorumlu. Artık yapı iskelesi olarak tırmanma iskeletini kullanıyor ve en tepeye kadar çıkabiliyoruz. Çok gelişmiş bir teknoloji. Tırmanma iskeleti dikey bir raydan, betonu barındıracak bir kalıptan ve en üstünde bulunan bir çalışma platformundan meydana geliyor. İnşaat yükseldikçe iskelet de mega kolonlarla birlikte yükseliyor. 26. katta beton dökmeden önce mega kolonun çelik çekirdeğinin etrafına destek çubuklarını yerleştirdiler. Tüm boşluklar doldurulduktan sonra kalıp alt kattan yükselmeye başlıyor. Bir seferlik yatırımla bu teknolojiyi kullanarak tüm operasyonu sadeleştirebiliyor, zaman kazanabiliyor ve aynı zamanda vinçlerin iş yükünü azaltabiliyoruz. Kalıbı 25. kattan 26. kata çıkartmak 2 saat sürüyor.
Ekip bundan sonra beton dökmeden önce kalıbı desteklemesi için geçici çelik kirişler yerleştiriyor. Mühendis Zhang Sang her safhayı denetliyor. Normalde 3 günde bir kat bitiririz. Eğer hidrolik tırmanma iskeletini kullanmasaydık her kat için 6 gün gerekirdi. Ama şimdi karşılarında başka bir dev zorluk var. Betonu zemin seviyesinden 100 metre yukarı çıkartmak. Bu son teknoloji ürünü Sunny beton pompası, betonu 27. kata saatte 30 metreküplük bir oranla pompalıyor. Bu da bir kargo konteynerını doldurmaya yetecek kadar beton demektir. Bir vücudun atar damarları gibi binadaki her katı birbirine bağlayan bir boru sistemi mevcut. ...27. kattan 26. kattaki kalıba beton dolduruyorlar. Beton kuruduğunda tüm işlem baştan başlıyor. 26 kat tamamlandı. 45 kat kaldı. Yüksek performanslı Pearl Nehri Kulesi... ...kendi boyutlarındaki geleneksel bir binaya oranla... %60 daha az enerji tüketecek. Yüksek performansı sağlayan anahtar özelliklerden biri de çift katlı cam dış yüzey. Şöyle düşünebilirsiniz. Tıpkı bir sünger gibi bu binanın nefes alan bir derisi olacak. Dış yüzeyini sadece binanın içine ne kadar ışık geçeceğini düzenlemek için kullanmakla kalmayacak, aynı zamanda binaya girmesine izin verilecek sıcaklığı ve ışınımı da kontrol edecek. Pearl Nehri Kulesi dünyadaki en büyük çift duvarlı dış yüzeye sahip bina olacak. Onu tasarlamak, Skidmore'daki tasarımcılar ve Gansu Tasarım Enstitüsü'nden yerel mimarlar için çok zor bir görev olacak. Pearl Nehri Kulesi, kıdemli mimar Huang Huijin'in bebeği. Tasarım aşamasında birçok soru sorduk. Mesela çift katmanlı dış cephe için sıcaklık bir sorun olur mu? Bunun gibi dış cepheler işe yarıyor. Avrupa yıllardır onları kullanıyor. Ama daha önce kimse bu teknolojiyi Güney Çin gibi sıcak ve nemli bir ortamda kullanmadı. Avrupa'nın yaygın çift katmanlı dış cepheleri sıcaklığı içeride tutuyor. Gansu'da sıcaklığı dışarıda tutacak bir tasarıma ihtiyaçları var. Çift katmanlı dış cephe aralarında boşluk olan iki cam katmanından oluşuyor. Yaygın olarak içerideki katman sıcaklık kaybını önlemek için düşük yayımlı maddeden yapılıyor. Bu da tropik Gansu için yanlış bir tasarım demek. Pearl Nehri Kulesi aynı malzemeleri alıp ters yüz ediyor. Gansu'da ortalama sıcaklık 22 santigrat derece olduğu için tasarımcılar düşük yayımlı camı dışarı taşımak suretiyle güneş ışınlarının çoğunu binadan dışarı yansıtıyor. Aynı zamanda iki cam arasındaki boşlukta bulunan gümüş renkli otomatik jalüziler sıcaklığı dışarıda tutmaya yardımcı olacak. Çift katmanlı cephe ve otomatik jalüzi sistemi Gansu sıcağının %70'inden fazlasını binanın dışında tutacak. Binanın dışındaki sensörler güneş ışığını takip edip jalüzileri otomatik olarak ayarlayacak. Sıradaki zorluk insanları serin tutarken enerji tasarrufu yapmak. Çoğu bina insanları serinletmek için hava kullanır. Bol miktarda serin hava içeri girer ve insan vücuduna temas edince kendinizi serinlemiş hissedersiniz. Bu bina bunu yapmıyor. Bunun yerine mühendisler sıcaklığı metal tavan panellerinin arasından soğuk su geçirerek kontrol ediyor. Bu teknolojiye soğuk yayılımlı tavan adı veriliyor. Yani binadaki tüm tavan sistemi soğuk bir radyatöre dönüşüyor. İnsanlar bir odaya girdiklerinde sıcak vücutlarından yayılan ısı tavanın serinliğiyle yer değiştiriyor ve onları rahatlatıyor. Bir zorluk daha var. Kule sakinlerinin sağlığını tehdit eden bir zorluk. Kirlenmiş hava. Normal hava sistemleri bina içinde aynı havanın 5 veya 6 defa akımını sağlar. Çoğu insan hava sistemleri sebebiyle bir binanın içinde hastalık kapar. Zira koridorun sonundaki başka bir insan hasta olabilir. Gansu'da hava yoluyla bulaşan hastalık tehlikesi çok yüksek. 2002'de bu eyalet SARS olarak bilinen ölümcül bir salgın hastalığın çıkış noktasıydı.
Salgın kontrol altına alınmadan önce 10 kurbandan biri ölüyordu. Ama Pearl Nehri Kulesi havayı sadece bir defa kullanıp çok daha sağlıklı bir bina meydana getiriyor. Sağlıklı bir ortam oluşturmak kesinlikle çok önemli bir meseleydi. Pearl Nehri Kulesi'nin temiz havası yerdeki hava delikleriyle binaya yayılıyor. Hava doğal olarak hareketli olduğu için nefes alma bölgesinde yükseliyor. Çoğu binada hava yukarıdan gelir. Havayı aşağı itmesi için fanlara ihtiyacınız vardır ve havayı aşağı iten o fanlar enerji harcarlar. Yani yerden yükselen hava yine enerji tasarrufu sağlıyor. Yenilikçi çözümümüzü uyguladığımızda bu alanda %40 enerji tasarrufu yapmayı planlıyoruz. Bu radikal tasarımın bir başka faydası daha var. Çok az mekanik ekipmana ihtiyaçları olduğundan katlar arasında çok daha az kanal sistemine ihtiyaçları olacak. Her katta 300 milimetre kazanacaklar. Bina çapına yayınca 5 kat daha kazanıyorlar. Bu da kiralanabilecek 9000 metrekareden fazla ofis alanı demek oluyor. Binaya ekonomik açıdan bakarsanız, o alandan edinilebilecek ek kiraların bu yüksek performanslı binanın yapımı için yatırılan parayı geri çıkartmaya yardımcı olacağını görürsünüz. Şimdi tüm bu teorileri pratiğe geçirme zamanı geldi. Her zaman olduğu gibi şeytan ayrıntıda gizli. İmalat başlamadan önce tasarımcıların tüm detayları gözden geçirmeleri gerekiyor. Janko Perde Duvar Şirketi'ni dünyadaki en büyük çift katmanlı perde duvarı tasarlamak, imal etmek ve binaya döşemek gibi zor bir görev bekliyor. 30 tasarımcıdan oluşan bir ekip 18 ay boyunca sadece bu proje üzerinde çalışacak. 3 boyutlu bilgisayar yazılımı kullanarak perde duvarı meydana getiren her türlü özelliği tasarlayacaklar. Pearl Nehri Kulesi'nin karmaşık kıvrımları ekibin sınırlarını daha önce hiç görmedikleri şekilde zorluyor. Karmaşık şekli sebebiyle farklı cephe parçaları kullanmamız gerekiyor. Yani onları imal etme zorluğu 10 kat artıyor. Kulede 7 farklı çeşit pencere ve toplam 6000 panel bulunuyor. Fabrikada 3000 imalat hattı ve 300 işçi sadece Pearl Nehri Kulesi için çalışıyor. Pearl Nehri Kulesi'nin pencere pervazlarının yapımı için 1900 ton alüminyum kullanılacak. Bu kendi türündeki en büyük perde pencere olacak. Paneller şimdiye kadar görünen en büyük paneller arasında bulunuyor. 24 metrekare olan en büyük panel normal bir gökdelendeki panellerden 3 kat daha büyük. Pearl Nehri Kulesi toplam 80 bin metrekarelik düşük yayımlı camla kaplı olacak. Bu da 10 futbol sahasını kaplayacak kadar cam demek. Ama bunca cam bir soruna davetiye çıkarıyor. Kıvrımlı yüzeyin hem dışarıdan hem de içeriden su yalıtımlı olmasını sağlamalıyız. İtibarı söz konusu olan Janko şirketi, Gansu şehrindeki Kanton Kalite Kontrol İstasyonu'nda perde cam üzerinde kendi testlerini yapıyor. Bu dev perde cam bölümü önümüzdeki 2 gün içinde binanın tüm ömrü boyunca bekleyebileceğinden daha fazla rüzgara ve yağmura maruz kalacak. Skidmore'dan mimar Russell Gilchrist ve yerel mimar Huang Hujin testleri bizzat gözlemleyecek. Rüzgar testinde cephenin iç tarafına yerleştirilen basınç sensörleri camın çarpılma oranını ölçecek. Cam aralığının içindeki iri bir pompa havayı emip negatif basıncı artırarak şiddetli rüzgar etkisi yapıyor. Dış cephe Gansu'da kayıtlara geçen en feci rüzgarlardan 1,5 kat daha güçlü bir rüzgara maruz kalıyor. Rüzgar basıncı suyun girebileceği aralıklar oluşturabilir. Peki cam su geçirmez kaldı mı? Tayfunu başlatıyorlar. Bu ülkedeki tüm dış cephe projeleri böyle bir testten geçer. Ama çift katmanlı cephe bu iklimde ilk defa kullanıldığından bu test bölgemiz için bir ilk sayılıyor. Asıl ilginç olan kısım fanları çalıştırdıklarında başlayacak.
Çünkü bu hem yatay yağmur hem de rüzgar etkisi yaratacak. İşte o zaman her şeyin su geçirmez olduğundan emin olmak için yalıtım filtrelerini test etmeye başlayacağız. Fan saatte 144 kilometrelik bir hıza sahip rüzgar etkisi yaratıyor. Cephenin dış tarafında teknisyenler kauçuk cam fitillerindeki hasarı kontrol ediyor. Russell ise içerisinin kupkuru olduğunu gördüğüne seviniyor. Gayet iyi durumda. Bu iyi bir testti. Bunun gibi bir hava için gayet iyi bir testti. Yağmurun içeri sızamaması iyi bir şey. Çünkü mimarlar rüzgarın gücünden faydalanabilmek için kuleyi dosdoğru hakim rüzgarların yönüne dikiyor. Pearl Nehri Kulesi'ni dosdoğru rüzgar yoluna inşa etmek cesurca bir hareket. Bu sezgilere ters bir hareket. Çünkü aşırı yüksek bir bina yaparken binanın üzerindeki rüzgar yükünü azaltmaya çalışırsınız. Çoğu insan size binanın geniş yüzeyini dosdoğru rüzgar yoluna döndürmenizin akıllıca olmayacağını söyler. Çünkü binanın üzerindeki yelken etkisi muazzam olur. Yılın 10 ayı boyunca güneyden gelen hakim rüzgarlar dosdoğru kuleye çarpacak. Rüzgar binanın 3'te 1'lik ve 3'te 2'lik yüksekliğinde bulunan rüzgar deliklerinden geçecek. Doktor Sui ve meslektaşı Bay Wang aşağıdaki iki rüzgar deliğini kontrol ediyor. Bu taraftan gelen rüzgarı hissedebiliyor musun? Cam cephe geldiğinde rüzgar gücü artacak. Burası aerodinamik bir tünel olacak. Kanada'da yapılan rüzgar tüneli testleri bu deliklerden geçen rüzgarın hızının 2,5 kata kadar artacağını gösteriyor. Bence çoğu insan eğer bir huniyi ne kadar daraltırsanız içinden geçirdiğiniz şeyi o kadar hızlandıracağınızı anlayabilir. Özellikle de simetrik bir şekle sahipse ama 2,5 kat artacağını bilmiyordum. Bir sonraki görevleri bu işe uygun rüzgar türbinleri bulmak. Bunun gibi rüzgar türbinleri dünyaya yayılıyor. Ama sadece tek yönden gelen rüzgarla başa çıkabiliyorlar ve her türlü yönden gelebilecek ani şiddetli rüzgarlarla dolu türbülanslı bir şehirde işe yaramazlar. Bu problemin çözümü dikey türbinler. Rüzgarın yönü ne olursa olsun dönüyorlar. En iyisi de şehirde yaygın olarak görülen türbülansla başa çıkabiliyorlar. Başka binalarda rüzgar türbinleri genellikle en tepeye veya açık bir platform üzerine yerleştirilir. Ama Pearl Nehri Kulesi'nin türbinleri radikal bir şekilde dünya üzerinde binanın gövdesine yerleştirilen ilk türbinler olacak. Dört rüzgar deliğinden her birinde bir tane dikey türbin bulunacak. Bu devrimsel bir düşünce ama mühendislere gerginlik veriyor. İnsanlar türbin çalışmaya başladığında titreşimin bir sorun teşkil edeceğinden endişeliler. Gürültü ve titreşim bina sakinlerini rahatsız etmekten öteye de geçebilir. Eğer titreşim zeminlerin doğal frekansıyla örtüşürse bu etki büyür ve yapısal hasara yol açar. Mimarlar seçkin mühendislik bölümüyle tanınan Hunan Üniversitesi'nde bir test yapmaya karar veriyor. Mühendisler kulenin mini türbinlere sahip 1'e 150 ölçekli bir maketini kullanıyor. Rüzgar tünelinin içinde Pearl Nehri Kulesi'ni şiddetli rüzgara maruz bırakıyor ve kulenin yüzeyindeki rüzgar basıncını ölçüyorlar. Rüzgar basıncı verilerini aldıktan sonra rüzgar türbinlerinin titreşimini hesaplıyor ve zeminlerin doğal frekansıyla karşılaştırıyorlar. Türbinlerin titreşiminin etraftaki zeminlerin titreşimini arttırmayacağı sonucuna varıyorlar. Mühendisler için titreşim olmaması iyi bir haber. Kule enerji üretmek için rüzgarın gücünden faydalanmakla kalmayacak, aynı zamanda rüzgar delikleri muhtemel bir tehlikeyi etkisiz hale getirecek. Rüzgar aşırı derecede yüksek olan her türlü binanın yan tarafına baskı yapar. Aşırı hava şartlarında aynı enerji binanın öbür tarafından aksi istikamete doğru iten girdaplar oluşturabilir.
bu çatışan kuvvetler binayı sallamaya başlayacak kadar güçlenebilir. Ama Pearl Nehri Kulesi'nde rüzgar delikleri basıncı serbest bırakan baca görevi görüyor ve binanın üzerindeki basıncı 1/3 oranında azaltıyor. Aşırı yüksek bir binada bu muazzam bir azaltma oranıdır. Çünkü binanın hız kazanmasını azaltır ve binayı daha dengeli. Rüzgar delikleri basıncı azaltarak kuleyi daha güçlü kılmakla kalmıyor, aynı zamanda maliyetten de tasarruf sağlıyor. Binanın ayakta durmasını sağlamak için daha az çeliğe ve betona ihtiyacımız var demek oluyor. Bu da son derece sürdürülebilir bir şey. Aynı zamanda güneşin gücünden faydalanmak açısından da sürdürülebilir durumda. Kulenin doğu ve batı cephelerinin büyük kısmını ve kubbeli çatıyı ışıl gerilimsel paneller kaplayacak. Işıl gerilimsel paneller, PV panelleri güneşin ışık enerjisini alıp doğrudan elektriğe dönüştürüyor. Bu elektrik de dosdoğru binanın güç nakil şebekesine iletiliyor. Bina aynı zamanda içeriden de enerji toplayacak. Kulenin 31 asansörünün 29'unda yenileyici motor adı verilen yeni bir teknolojiye sahip. Bunlar bir asansörün tükettiği elektriği %75'lik bir orana kadar geri dönüşümden geçirebiliyor. Yenileyici motor, içi dolu bir asansör aşağı indiğinde veya boş bir asansör yukarı çıktığında enerji topluyor ve bu enerjiyi binanın güç nakil şebekesine iletiyor. Kule 200 metreye yani yüksekliğinin 1/3'üne yaklaşırken düşen nesnelerin yarattığı tehlike artıyor. 45. katta Xiang Sang Chai'nin ekibi güvenlik ağları kuruyor. Dünya çapında inşaat işçilerinin yüzleştiği ölüm tehlikesi, diğer tüm iş kollarında çalışanların yüzleştiği tehlikeden 3 kat daha fazla. Her 10 dakikada bir dünyanın bir köşesinde bir işçi ölüyor. Bu da yılda 60 bin işçi ediyor. Birkaç defa küçük nesneler düştü ama güvenlik ağları onları yakaladı. Bu inşaat alanındaki güvenlik, işçilerin canı, her şeyden önce geliyor. Kısa Ganzu kışında kule 309 metreye yükseliyor. Mühendis Roger Freshett ve mimar Russell Gilchrist kuleyi ilk kez camları takılı halde görüyor. Binanın dış cephesini ve zarif kıvrımlarını hem taslakta hem de parça halinde görmek harika bir şey. Arkanızdaki binaya bakıyorsunuz. Muhteşem görünüyor. Kafanızı kaldırıp baktığınızda nefesinizi kesiyor. Bina üzerinize geliyormuş gibi görünüyor. Binanın dış cephesini 6000 cam panel oluşturuyor. Her paneli zemin seviyesinden yerine yükseltmek bile muazzam bir görev. 53. katta Django Perde Duvar şirketinden bir ekip, cam panelleri tek tek asılı tutmak ve 17 kat aşağısına kadar indirmek için kullanacakları geçici kızakları yerleştiriyor. Bu kızak sistemi 36. kattan 52. kata kadar tüm pencereleri takmalarına imkan verecek. Her kızak 100 kilo ağırlığında. Yukarıdaki bir kaldıraç yerine sabitlenene kadar kızağı tutuyor. Aşağıdaki cam ekibi pencereleri 36. kata çıkarmaya hazırlanıyor. Paneller gidecekleri yere ulaştığında karmaşık bir makara ve ray sistemi onları binanın karşı tarafına taşıyor. Kesinlikle stres burada başlıyor. Yükseğe çıktıkça dış cepheyi döşemek zorlaşıyor. Bu büyük binanın zorluğu her parçanın iri ve bu sebeple ağır olması. Onları taşımak çok zor. Kiloluk her bir paneli katı bir kesinlikle açık boşluğa taşıyor ve kabloyla yukarıdaki pencere kızağına bağlıyorlar. Bu yükseklikte rüzgar işin zorluğunu arttırıyor. Yüksekte olduğumuz için panelleri kaldırdığımızda rüzgar güçlü oluyor. Çarpmalarını engellememiz gerekiyor.
Farklı katlardaki işçiler üstün ve koordinasyonlu bir çalışmayla binanın yan tarafında pencereye yön veriyorlar. Çıplak gözle dümdüz gibi görünen bir şey dümdüz olmayabilir. İşte bu yüzden yerleştirdiğimiz her paneli tetkik ediyoruz. Birden fazla kıvrımı olan ve her şeyin üç boyutla hesaplandığı bir binada hiçbir pencere ana plandan bir milimetrenin küsuratı kadar bile sapamaz. Pencere yerleştirilmeden önce bir ekip pencere pervazını fitille kapatıyor. Basit ama bu tropik iklimde büyük önem taşıyan bir işlem. Herhangi bir açıklık olursa içeri nem sızar. Ekip her gün ortalama olarak 40 pencere paneli takıyor. Çelik iskelet bitmek üzere. Şimdi ekipler ana çelik yapıların sonuncusunu bir araya getiriyor. Bu parçalar kulenin görkemli tacını, yani kubbeli çatıyı oluşturacak 8 çelik kemerden birini meydana getirecek. Bu dev yapbozu birleştirmek zaman alıyor. Bu kemer 18 metre yüksekliğinde ve 20 tondan ağır. Arkamdaki çelik parçasına bakıyorum. Yaklaşık 20 ton gibi görünüyor ve onu yarın öbür gün kaldıracaklar. Onlar bunu yaparken burada durmak istemem. Çok daha uzakta duracağım. Kuleyi bitirme acelesiyle çelik yapı tamamlanmadan camlar takılıyor. Değerli zamandan kazandılar ama şimdi bu dev kemer binanın kırılgan dış cephesinin tehlikeli bir şekilde yakınından geçecek. Kemeri dakikada 30 metre gibi dikkatli bir oranla kaldırıyorlar. Bu da en tepeye kadar stres dolu bir 10 dakika geçecek demek oluyor. İnşaat sahamızda çelik yapı ve camdan dış cephe arasındaki koordinasyon çok önemli bir görev. Ama en önemlisi rüzgara dikkat etmek. Eğer rüzgar 4. seviyeyi aşarsa bu işi yapamayız. Bugün rüzgar saatte 14 kilometrelik bir hıza yaklaşıyor. Yani bu sınırın hemen altında. Kemer yarı yoldayken sallanarak dış cepheye 2 metre kalana kadar yaklaşıyor. Kaldırma işlemini iptal etme tehlikesi oluşturuyor. Ama rüzgardan dolayı değil. Üst katları sis kuşattı. Vinç operatörü neredeyse körlemesine çalışıyor. Daha kötüsü, çalışma platformu hazır değil. Zemin ekibi programın gerisinde kaldı ve kemerleri yerleştiren ekip için tehlikeli bir çalışma sahası bıraktı. Sis iyice basıyor. Derken kaldırma işlemi iptal edilmek üzereyken bu 22 tonluk Adnan'ını ustaca yerine çıkarmayı başarıyorlar. Görev tamamlandı. Roger ve Russell 68. kattan son safayı izliyor. İki adam için de kemerleri yerleştirmek 5 yıllık bir rüyanın taçlandığı an demek. Büyük kemer en tepeye çıkarıldı. Evet, evet görüyorum. Şimdi yerine yerleştiriliyor. Şimdi onu beton ve çelik halinde görmek, binanın en tepesinde yani 309 metreye ulaşmış olmak, bunun bir gerçeğe dönüşmesini izlemek çok tatmin edici. Mimarlar ve mühendisler için projelerinin inşa edildiğini görmek çok heyecan vericidir. Bu çok güçlü bir manzaradır.
İki hafta sonra başarılarını kutluyorlar. Kapalı devre yayın yapan televizyondan son kirişinde yerine indirilmesini izliyorlar. Ama iddialı parçalardan biri asla eklenemeyecek. Tasarımcılar Pearl Nehri Kulesi'ni net sıfır enerjili, yani tükettiği kadar enerji üreten bir bina yapmak istiyordu. Projenin en başında çok yüksek bir hedef belirledik. Net sıfır enerji, tükettiğinden daha fazla üreten bir bina yapmak mekanik mühendisliği için kutsal bir hazinedir. Mimarlar bu amaca güneşin ve rüzgarın enerjisinden faydalanarak ulaşmayı planlıyordu. Ama üçüncü bir güç kaynağına ihtiyaçları vardı. Bina planlarında zemin kata 50 mikrotürbin yerleştirilmesini belirlemişlerdi. Gazla dolu bu türbinler gün içinde bina için 3 megawatt enerji üretecekti. Geceliğin ise fazladan enerjiyi şebeke besleme adı verilen bir işlemle yerel şebekeye satacaklardı. Ama bina planları bürokrasiye takıldı. Gansu şehri yönetimi şu anda ticari binaların şehri besleme yapmasına izin vermiyor. Şebekeye elektrik satamayacakları için tasarımcılar 50 mikrotürbinin maliyeti için geçerli bir sebep sunamıyor. Türbinler net sıfır enerji hayaliyle birlikte ıskartaya çıkıyor. Pearl Nehri Kulesi'nin sıfır enerjiye ulaşmasına olanak sunmayan bazı unsurlar var. Ama bence Pearl Nehri Kulesi'nin esas başarısı bunun yolunu açmış ve neden olmasın diye sordurmuş olmasıdır. İlk adımı attık. Bu ilk adım gelecekte enerji tasarruf teknolojilerinin gelişmesi için teşvik unsuru olacaktır. Bu adımı atmak için Çin'den daha iyi bir yer olabilir mi? Çin, dünyada en hızlı gelişen ekonomilerden birine sahip. Bu da ülkeyi dünyadaki en büyük ikinci enerji tüketicisi yapıyor. Dünyanın en büyük kömür üreticisi. Bu da Çin'in elektriğinin %75'ini sağlıyor. Talebi karşılayabilmek için her hafta kömürle çalışan bir santral daha açıyorlar. Çin şu anda dünyanın en yüksek karbondioksit emisyonuna sahip ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçmiş durumda. Ama o karbondioksitin çoğu olan şüphelilerden gelmiyor. Çoğu insan binaların çevre üzerindeki olumsuz etkisinin otomobiller veya fabrikalardan daha fazla olduğunun farkında bile değildirler. Aslında dünyadaki binalar tüm enerjinin %40'ını tüketiyor. Pearl Nehri Kulesi fosil yakıtların ötesine, daha yeşilci bir geleceğe bakıyor. Onu inşa edenler için bu deneyim hayat değiştirici oldu. Tüm kariyerim boyunca bana en büyük stresi yaşatan proje bu oldu. Umarım mutlu sonu görürsem saçlarım tekrar kararır. Pearl Nehri Kulesi tamamlandığında dünyada enerji açısından en verimli süper yüksek bina ve her tasarımcının aşması gereken bir alt sınır ölçüsü olacak. İlk defa rüzgar türbinleri bir binanın gövdesine entegre edilmiş olacak. Bu, dünyada suyla soğutulan, çift katmanlı dış cepheye sahip ve elbette enerji açısından en verimli, en büyük bina olacak. Çığır açan bir şeyi yaptığınızda, önemli olan o noktada başarıyı yakaladığınız an değil, bir fikrin başlangıcıdır. Bizim yaptığımız şeyi başka biri ele alıp geliştirirse, beni bundan daha çok mutlu edecek bir şey olmaz. Yıllar içinde nasıl performans sergilediğini görebilmemiz için gelecekte test edilip izlenebilecek ve ölçülebilecek bir binaya ihtiyacımız var. Bundan 50 yıl sonra o binaya bakıp ölçüm sistemini bu bina başlattı, yüksek performanslı binaların gelişme yolunu bu bina açtı diyecekler. Geleceğe ait bu kulenin dünyaya en büyük katkısı o geçmişte kaldığı zaman ortaya çıkacak.